FC24'te bugün TFF 1. Lig'deyiz. Eyüp Spor'dayız. Eyüp Spor'u çalıştıracağız ve bu takımı 1. Lig'den alıp zirveye taşımaya çalışacağız. En sonunda da Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaya çalışacağız. Bununla birlikte bu videoyu sizlerden tam tamına 3000 like bekliyorum. Ayrıca kanala abone değilseniz de abone olarak destek olmayı unutmayın. Bir de Yama'nın linkini istiyorsanız ben açıklama kısmında paylaşacağım. Oradan Yama'ya ulaşabilirsiniz. Hadi başlayalım. Şimdi Eyüp Spor'da kadro şöyle görüntüde. 4-2-3-1 geniş oynayan bir takım var. Ben bu sistemi değiştirmeyebilirim. Hatta 2 tane MDO ile oynayabiliriz bugün. Bir yandan 7 milyon euroluk bir bütçe var. Yama ile birlikte Eyüp Spor'a çok fazla bütçe verilmiş. Takımdaki en yetenekli isim Gianni Bruno, Belçikalı. En değerli oyuncu da Gianni Bruno. 6,5 milyon euro değeri var. İyi de overall'ı var zaten kendisinin. Bu takım Süper Lig'e çıkmaya çok net aday. Onu söyleyelim. 2-3 tane nokta atışta geleceğe yönelik transferle bu işi halledebiliriz. Bir yandan elimizde sene sonunda futbolu bırakan isimler var. Mustafa Pek demek onlardan biri. Uğur Demirok yine sene sonunda futbolu bırakıyor. Caner Erkin sene sonunda futbolu bırakıyor. Bu adamlar bizi Süper Lig'e çıkaracaklar ve futbolu bırakacaklar. Öyle görünüyor. Ayrıca Eyüp Spor'un antrenörü Arda Turan ve biz bugün şöyle bir şey yapacağız. Transferde yapacağımız rota Arda Turan'ın şu ana kadar oynadığı takımlar olacak. Yani Galatasaray, Atletico Madrid, Barcelona ve Başakşehir. Bu 4 takım bazında transfer yapacağız. Başka takımlardan oyuncu getirmeyeceğim. Ama mevcuttaki oyuncuları kullanabiliriz. Onlarda herhangi bir sıkıntı yok. Transfere geçmeden önce stratejiyi belirleyeceğiz. Bu takımda kontra atak oynayacağız. 7 tane de antrenör getirebiliyoruz. En iyilerini getirmeye çalışacağım. Şimdi şöyle bir şey var. Berke ciddi anlamda iyi bir kaleci. Eyüp Spor'da da iyi oynadığını düşünüyorum ama bizim kaleye ondan çok daha genç, çok daha potansiyelli bir isim getirmemiz gerekiyor. Deniz Dilmen. Bu adamın gelişimini hep uzaktan takip ettim. Bugün ilk defa transfer ediyorum. Madem 2 tane 6 numarayla oynayacağız. Bir tanesi Eyüp Aydın olacak Galatasaray'dan. 1,5 milyon euro, %4 pay dediler. %4 payı hemen kaldırdım. 1.650'ye anlaştık. Satın alma opsiyonu ile birlikte bir tane oyuncu kiralamak istiyorum Atletico'dan. İlyas Kostis diye. 2 yıl dedim. 1 yıl dediler. Satın alma opsiyonu da 2.2 milyon euro civarlarında olursa Kostis bence bu takımda önemli işler yapacaktır. 2 milyon euro dedim. 2.450'ye anlaştık. Şimdiki hedefimiz Başakşehir'den Cemali Sertel. 1.1 milyon euro dedim. Bu adam stopere de çekilebiliyor. MDO takası da vermeli miyim emin değilim. Vereceksem de o isim Robin Yalçın olur. Cemali Sertel takası yok dediler. Payı kaldırdım 1.3 milyon euro. Cemali Sertel'i bilerek transfer ettim. Bu adamı bir anda stopere çekeceğim. Orada oynamaya başlayacak. Zaten sol bekte hem Caner var hem Ömer Bayram var. Bu adamlar sol bekte o rotasyonda devam edecekler. Bu arada şunun hatırlatmasını yapmak istiyorum. Yama hala test sürümünde. O yüzden bu Yama'ya eklenecek çok fazla şey var. Bu arada İlyas Kostis geldi 12 aylığına. Ara ara güncelleme gelecektir Yama'ya. Metehan Baltacı'yı Esenler kiralamak istiyor. Taşkın İlter'i göndereceğiz 840 bin euro. Metehan'a bir tane daha teklif geldi. Bu sefer Iğdır'dan. Taşkın'a da bir teklif daha var. Bakalım hangisini kabul edecek. Bir yandan stoperimizi istiyorlar. Claro. Claro'yu göndermeyi düşünüyorum. Zaten yeni yabancı bir isim getirdik. O yüzden Claro boşa çıktı. Cemali Sertel'i de stopere çekeceğiz. Orayı o şekilde devam ettireceğim. Claro'ya bir de Karagümrük'ten teklif geldi. Ben bu teklifi de 1.3 milyon euroya çıkarmak istiyorum. Anlaştık. Taşkın satıldı. Lucas Claro, Atletico Tucumán'da. Murat Uçar'ı istiyorlar. Sağ bek'i şu an göndermeli miyim emin değilim. Sağ bek bence 1. lig seviyesinde gayet iyi bir oyuncu. Metehan Baltacı gitti. Bu arada Cemali Sertel'de pozisyon değişikliği var. O artık stoper. Bakalım istediğimiz seviyeye gelecek mi? Alp Köseyer'i İnegöl kiralamak istiyor. Görüşeceğiz. Berke'yi de kiralamak istiyorlar. Berke'yi de kiralayabiliriz. Deniz Dilmen'in oynayabilmesi adına büyük potansiyeli görünüyor çünkü oyuncunun. Berke'ye bir teklif daha geldi. Bu sefer Rostov'dan. Alp gitti. İnegöl'le anlaştı. Berke de kiralandı Union Berlin'e. Kubilay Antepliolu'nu serbest bırakacağım. 3 tane kaleci şu an fazla. Bu arada Bruno sene başında önemli bir sakatlık geçirdi.
Kuyruk kemiğinde kırık var. Çok kötü bir haber. Evet, Birkan tetik artı 3 gelişip bir anda formayı almış. Birkan'ı da serbest bırakacağım. Tamamen Deniz Dilmen abi. Bu potansiyeli benim kullanmam lazım. Bu arada Eyüp Spor'da ilk sene transfer bitti. İşte gelenler ve gidenler görüntüde. Önemli takviyeler yaptığımı ben düşünüyorum. Bakalım yeni stoper hattıyla birlikte neler yapacağız, kaleci de dahil. Bu arada tam Ocak ayındayız. Deniz Dilmen çok ciddi bir sakatlığa maruz kaldı. 3 ay yok. Berke Özer'i geri çağırdım. Bir de kiralıktayken çok da iyi gelişim göstermiş. Berke Eyüp'ü Süper Lig'e taşıyacak isim. Hani gelişimini de tamamlamış gibi görünüyor yani. 78 hafta sonra 74 olacak. Sene sonu Trendyol 1. Lig'de Eyüp Spor 6. Bu da demek oluyor ki playofflara kaldık. Bodrum ve Manisa doğrudan Süper Lig'deler. Yükselme playoff'u çeyrek finalinde Gençler Birliği'ni 2-0 yendik. Yarı finalde Kocaeli'yi penaltılarla yeniyoruz ve finaldeyiz. Rakip Çorum. Çorum'u 2-0'la finalde yendik ve Süper Lig'e gidiyoruz. Zor oldu. Bu arada bu sene kupada değildik. Süper Lig'e çıktıktan sonra belki kupaya gidecek olabiliriz. UEFA'da Süper Kupa City. Şampiyonlar Ligi bu sene Borussia Dortmund. Avrupa Ligi'ni Liverpool kazandı. Konferans Ligi'ni ise Aston Villa. Finalde Fenerbahçe'yi yenerek kazandı. Sene sonu itibariyle overall'lar. Çok iyi gelişen isimler vardı. Yani Berke'nin artı 4'ü iyiydi ama o artı 4'ü senenin ilk başında aldı. Deniz Dilmen büyük potansiyelini kaybedebilir. En azından denedik. O sakatlığı yaşamasa belki bambaşka bir kariyer bizlerle birlikte olabilirdi. Caner bırakıyor. Ömer artı 4 gelişti bu yaşında. Urozov artı 8 gelişti. 20 yaşında oyuncu. Bu senede 17 tane maça çıkmış bizle birlikte. Yine devamında Cemal'in artı 3'ü, Kostis'in artı 3'ü vardı. Kostis'i önümüzdeki sene alma ihtimalimiz yüksek. Murat çok iyi gelişti. İlk yıl birazcık şey olmuş. Potansiyellerini bulma senesi gibi olmuş. Robin Yalçın'ın artı 5'i vardı. Melih artı 5. Eyüp Aydın 32 maça çıktı. Bu adamdan olur. Bu adamın üstüne gideceğiz MDO'da. Yine devamında artı 4'ler çok fazlaydı eğer oyuncu yabancı değilse. Ampim'in artı 6'sı vardı. Bruno 73. Bu adam bir ara 76'ya çıktı. Tekrar 73'e düştü. Çok ilginç bir overall ilerleyişi diyebilirim. Ahmet Kutucu'nun artı 5'i vardı. Mustafa Pek demek zaten bırakıyor. Performanslarda Ahmet, Ampem, Freddy, Eze, Murat Uçar diye devam ediyor liste. En değerli oyuncu ise Prince Ampem. Sene sonu 729 bin euro cash. En fazla forma Ampem'in satıldı. Şöyle de gelir gider tablosu. Birincilikte gol krallığında Ahmet Kutucu ikinci. Asist krallığı yarışında 3 kişi birinciliği paylaşıyor. Biri tabii ki de bizden. Gol yenmeyen maç sayısında ise Berke dördüncü. Aslında diğerlerine baktığımızda çok daha az maça çıkarak dördüncü oldu. İyi bir derece. Yeni sezon Eyüp'te başlıyor. Bütçe 11 milyon euro. Süper Lig'e çıktıktan sonra müthiş bir bütçe. Yapacağımız ilk hamle İlias Kostis'in bonservisini almak. 2.450. Bu adamı bir getirelim, sonrasına bakacağız. Takımı Süper Lig seviyesine bir şekilde adapte etmeye çalışacağım. Zaten şöyle bir şey var. Bence bu takımdan olur. Yani kontratağı geçen sene bilerek seçtim. Süper Lig'de bu sistemle oynarız diye. Yoksa 1. Lig'de bence farklı bir sistemle oynamalıydık. Ama takımın adapte olması da gerekiyor. Antrenörlerin vesaire. Yeni antrenör getirebiliyor olmamız lazım. Hatta bazı antrenörleri de değiştireceğiz. Çok fazla oyuncu bu sene satılacak. Önemli bir durum bizim için. Geçen senelerde potansiyeli çok daha yüksekti. Bu sene birazcık daha idare ediyor Ravil Tagir. Başakşehir'den Eyüp'e. Tam olarak bu sene proje takımına geçmemiz lazım. Bu arada Gianni Bruno sene sonunda futbolu bırakıyormuş. Çok kötü haber. Satamayacağız. Üzdü. Reis bizi üzdü. Robin Yalçın'a Adana Demir'den teklif var. 1.250. Kabul. Adrian Regate'ni Beşiktaş istiyor. Çok fazla yükseltemem teklifi muhtemelen de. 2.450 olsun. Satış var. Robin Yalçın gitti. Deniz Dilmen'i kiralamak istiyorlar. İki kulüp birden teklif yaptı. Bu yıl bu şekilde değerlendireceğiz. Cemali Tüvente istiyor. Yeni bir stoper daha getirebilir miyim? Bir bakacağım. Cemali gidebilir ama 2.350. Regaten Beşiktaş'ta. Önemli teklifler geldi. Prince'i istiyorlar. El Nasır. Çok iyi teklif. Ama yeter mi? Yetmez. Ben diyorum ki 12.1 milyon euro verin alın. Burnley ile arasında çok fazla fiyat farkı oluştu. O yüzden Burnley'nin teklifini değerlendirmeyeceğim. Melih Kabasakalı Salernitana'ya gönderebiliriz.
2.550 yok dediler. 2.450 ile devam ettik. 2.2 milyon euro. 2.4 milyon euro ve anlaştık. Cemali satıldı. Bütün oyunculara bir bir teklif gelmeye devam ediyor. Recep Niyaz Fenerbahçe tarafından isteniyor. Dedim ki 5 milyon euro yok dediler. 4.750 anlaştık. Bir yandan da transfer yapmam lazım. Atletico ile görüşeceğiz. Forvet'e Samuel Omoro Dion. 4 milyon euro teklif ettik, anlaştık. Genç bir isim, İspanyol. Özellikle Bruno'nun da yaşlı olduğu düşünülürse Omoro Dion çok iş yapabilir. Şimdi şöyle bir transfer yapacağız. Chadir Yad'ı istiyorum. 2.8 milyon euro piyasa değeri var. 2.5 milyon euro ile bir başlayalım. %1 pay uygun. Bu adamı yapabiliyorsam sağ bek yapacağım. Çünkü normal şartlarda zaten adamın ikinci mevki sağ bek. Bir deneyelim, olursa çok önemli bir sağ beke sahip olmuş olacağız. Hemen geldik Chadir Yad'a. Sağ bek 85 hafta sürüyor. Hayal kırıklığı. Yalnız MDO 2 haftada olabiliyor. Kendisi yeni defansif orta sahalarımızdan biri olacak. Hiç beklemediğimiz bir mevkiye çekeceğiz. Kaç oyuncu satmam lazım yeni transfer yapabilmek adına ve bazı isimleri gönderebilmek adına. Deniz Dilmen, Lorient'te 12 aylığına. Melih Kabasaka satıldı. Prince Ampam El Nasır'da. Recep Niyaz Fenerbahçe ile anlaştı. 8 numara olarak görünüyor yani merkez orta saha. Ama hedefim onu ofansif orta saha yapmak. Fermin Lopez. Sol kanat için de Barça ile görüşüyoruz. Estanis. 20 yaşında, 69 overall. 3 milyon euro teklif ettim. 3.450'ye yükselttiler. Xavi ile 3.250'ye anlaşırız. Sağ bek için paraya kıyacağız. Araho Barça'dan. 5 milyon euro dedim kendisi için. 5.5 milyon euro karşılığında anlaştık. Tabii oyuncunun maaşı biraz sıkıntılı. Umarım bizim teklif ettiğimiz fiyata anlaşabiliriz. Ya da kendisi iyi bir fiyat verir şu civarlarda ve bu işi bitiririz. Şimdi Fermin Lopez için geldik. Bu adamın büyük potansiyeli var. Ofansif ortası 8 haftada olabiliyor. Bir yandan satışlara devam edeceğiz. Ahmet Kutucu'yu öncelikle göndermek istiyorum. Şöyle teklifi 1 milyon euro yükselttim. 3.8 milyon euro. Ali Malle'yi Başakşehir istiyor. 1.6 milyon euro. Anlaştık. Sestara 2 tane teklif var. Hem Kulüp Brugge hem de Trabzon'dan. 4.8 milyon euro dedim. %1 pay ekledi Kulüp Brugge. 4.5 milyon euro. Anlaştık. Trabzon'la da görüşeceğiz. Trabzon'dan da 4.7 milyon euro istedim. Malle satıldı. Seslar Trabzon'da. Ahmet Kutucu AZ Alkmaar'la anlaştı. Kendisini ya rotasyon stoperi yapacağım ya da sol beke çekeceğim. Çekilebiliyorsa eğer. Faye Barça'dan 1.6 milyon euro anlaştık. Faye 9 haftada sol bek olabiliyor. Güzel bir haber. Hızı filan tam sol beke çok uygun. Uruzov'u da göndereceğiz. Şöyle yetki verdim. Daha önce Pende'ye göndermeyi düşünmüyordum ama bu sefer satacağız. Sağ kanatta hedefim Galatasaray'dan Yunus Akgün. Ya hatta Mete Demir takası, üstüne 4 milyon euro verip Yunus'u bitirirsek mükemmel olurdu. Bu şartlarda bizim Yunus'a maaş ödeme ihtimalimiz yok. 4.5 milyon euro verdim ama maaşta yine sıkıntı yaşayacağız. Gerçi Galatasaray'dan 28.5 alıyormuş. Bizim de verebileceğimiz en yüksek seviyeler 25 bandında. Şöyle teklif yaptım. Yunus Akgün Eyüp'te. Uruzov için Karagümrük'ün teklifini kabul ettim. Kasapiye'yi reddettik. Ömer Bayram'ı istiyorlar. 1.350. Ömer gidecek. Uruzov satıldı. Chadir Yat için pozisyon değişikliği var. O artık MDO. Bakalım defansif orta sahada tutacak mı? Murat Uçar'a Beşiktaş'tan teklif geldi. Bu arada Ömer Bayram hala gitmedi. Antwerp'ten de önemli bir teklif var. Murat Uçar için Beşiktaş'ta görüşeceğiz. Bana sorarsanız bu teklif 2.7 milyon euro seviyesine gelmeli. Ömer Bayram Sheffield'da. Yunus'un mevkisini değiştireceğim. Sağ kanat yapacağız onu. 17 hafta sürüyor bu arada sağ kanat olması. Biraz fazla. Çünkü sistemi en son şu hale getireceğim. Bu şekilde devam edeceğiz. Rotasyona Galatasaray'dan Emin Bayram. Yalnız çok fazla teklif oldu. Yani haftalık bütçeye çok bir şey kalmayacak gibi. Oyuncuyla da 4 yıllık kontrat imzalandı. Murat Uçar Beşiktaş'ta. Bek rotasyonuna Barça'dan Alex Valle. 20 yaşında, 66 overall'da geldi. Francis Eze için 2 tane teklif var. İkisini de kabul ettik. Bu oyuncuyu da göndereceğim. Eze satıldı. Argentinos'a. Satış yapmakta bir miktar zorlanıyoruz. O yüzden Deniz Dilmen'i geri çağırdım. Kendisi hızlı bir şekilde geri döndü. Berke'yi yollayacağız. Berke'ye Beşiktaş'tan Omar Colley takasıyla teklif geldi. 3.640 dedim, Beşiktaş'la anlaştık. Berke Beşiktaş'ta. 20 yaşında İspanyol kaleci Alejandro Iturbe. Atletico'dan Eyüp'e gelmek üzere. %7 pay, çok fazla ilerleyen dönemde satarsak her. 3.2 milyon euro. Kanat içinde şöyle bir takas yapabilir miyiz? Mete Demir, Beknaz Almaz, Bekov yok dediler. Çok kötü oldu. Ben yaparız diye düşünüyordum.
bakalım belki. Mete Demir için 1.6 milyon euro teklif geldi Adana Demirspor'dan. Ve transferde son 10 saat sağ taraftan göreceğimiz üzere Mete Demir satıldı. Kendisi Adana Demir'de. Baye bu arada stoper rotasyonunda kalabilir diye düşünüyorum. Kadro bu sene biraz dar olacak. 18 kişilik kadroyla oynayacağız. Oyuncu gelişimlerini maksimumda tutmak adına. Gerçi Mikail'in 2 haftası kalmış. Bizim transfer ettiğimiz şu Alex Baye kalan süre anlamında çok yüksek haftalarla gelişimini sağlayabilecek gibi. O yüzden Mikail'i sol bek yapacağız. An itibariyle Eyüp'te transfer bitti. Bu sene Süper Lig'e yeni gelmiş bir takım gibi davrandık ve takımın neredeyse hepsini değiştirdik. Peki ya Süper Lig'de hedef ne? Hedef kümede kalmak. Bu kadar. Pozisyon değişikliği var. Yunus sağ kanat. Fermin Lopez de ofansif orta saha. Bu arada Faye de sol bek oldu. İlk sene sonuna geldiğimizde Eyüp 43 puanla 12. Aslında düşme potasını sadece 6 puan üstündeydik. Çok da büyük bir puan farkı değil. Şampiyon bu sene Beşiktaş. Geldik kupaya. Biz neredeyiz? Biz neredeyiz hocam? O kadar çok takım var ki. İkinci turda başladık. Akhisar'a 3-2 ile elendik. Şampiyon ise Trabzon. UEFA'da Süper Kupa Dortmund, Şampiyonlar Ligi Manchester United, Avrupa Ligi Liverpool, Konferans Ligi ise Monaco'nun oldu. Sene sonu itibariyle de takımdaki overall'lar. Öncelikle Iturbe artı 3 dedi. 24 maçta görev aldı. Deniz Dilmen de 10 tane maçta formayı kapmış. Iturbe'den de çok iyi gelişmiş gibi duruyor Deniz Dilmen. Bakacağız önümüzdeki sene neyle karşılaşacağımızı bilmiyorum. Sol bekte Vaya artı 3, Faye artı 3. İkisi de 69'da. İkisinin de maç sayıları neredeyse eşit sayılır. Defans hattına geldiğimizde Kostis kaptan. Ravil Tagir artı 3 dedi. Emin Bayram da artı 3 dedi. Onların gelişime ihtiyacı var. Arao artı 3 ile 76'yı buldu. Eyüp Aydın'ın artı 5'i vardı. Çok kıymetli. Riyad'ın artı 3'ü idare etti bence. Fermin Lopez 73'e yükseldi. Estanis'i gidiyor. Yunus 77 oldu. Bir yandan Omoro Dion artı 5 gelişti. En iyi performans da ondan geldi. Sonrasında Estanis'tir. Lopez, Yunus Akgün, Eyüp Aydın onlar da iyi oynadı. En değerli oyuncu Samuel Omoro Dion. Şimdi gelelim bu sene yaklaşık 8 milyon euro kar. En fazla Omoro Dion'un forması satıldı. Şöyle de gelir gider tablosu. Süper Lig'de gol krallığında bizden bir isim var mı? Önemli soru bu. Hayır. Asist krallığı listesinde Lopez 10. Gol yenmeyen maç sayısında ise baya sıkıntı yaşadık burada. Bizim kaleciler baya geride. Hatta listede dahi yok. Yeni sezon başlıyor. 12 milyon euro bütçe var. 2 tane oyuncu emekli oldu. 18 tane futbolcumuz vardı. Oyun bize saçma sapan oyuncular atmış. Bu adamları birazdan serbest bırakacağım. Ama öncelikle transferi bir yapalım. Öncelikle rotasyona bir Beknaz transferi yapacağız. Galatasaray'dan 1.7 milyon euro. Yedek iyi bir forvetimiz olmalı. O isim Carlos Martin. 5.4 milyon euro karşılığında Atletico'dan geldi. Yine bu adam farklı mevkilerde de oynayabiliyor. Ofansif orta saha, sağ kanat gibi mevkiler. Barça'dan yeni bir MDO getirmeye çalışacağız. Hatta Çadiri adı versek. Üstüne 800 bin euro Maino. Teklif bir anda şöyle bir şey oldu. 2541 %10 pay desem. Çok yakın teklif ya. 2541 %10 pay. Tabii maaş yok. Maaşı ne yapacağız bilmiyorum. Muhtemelen anlaşamayacağız. Çünkü benim şu serbest bırakmam gereken isimler var. Bu adamları serbest bıraktıktan sonra nasıl bir yol haritası çizeceğiz emin değilim. Riyad'ın gitmesi gerekiyordu bence. Maino'yu getiremedik. Biz bu sene transferi de tamamladık. Bu sene antrenör de getiremiyoruz. Büyük bir sıkıntı. 8 antrenörle devam. Karşınızda bu senenin Eyüp Spor transferleri. Yeni sezon itibariyle kadro bu şekilde oluştu. Rotasyon için birazcık önümüzdeki seneyi bekleyeceğiz. Hedef bu sene yine orta sıralarda yer almak. Sene sonu geldi. Eyüp bu sene 7. 61 puanla. Şampiyon Galatasaray 85 puanla. Yavaş yavaş üst sıralara doğru gidiyoruz. Şimdi gelelim Türkiye Kupası'na. 4-1'lik Ayvalık Gücü galibiyeti. Sonrasında penaltılarla Antalya Spor'a kaybettik. Şampiyon Trabzon. UEFA'da Süper Kupa Liverpool, Şampiyonlar Ligi Manchester United, Avrupa Ligi Juventus'un oldu. Konferans Ligi ise Feyenoord'un. Sene sonu itibariyle overall'lar. Özellikle bazı isimler çok iyi artış gösterdi. Kalede Iturbe ile Deniz Dinmen yine formayı paylaşıp bizde birinci kaleci yok imajı yarattılar. Ve bizim bu yüzden kaleciye ihtiyacımız olacak. Alex Faye artı 4 dedi. Faye artı 2 gelişti. Alex artık orada formayı aldı gibi duruyor. Yine defans hattında hem Kostis hem Ravil hem de Emin güzel gelişimler gösterdiler. Arao 80 oldu. Riyad'ın artı 4'ü
Eyüp'ün artı 4'ü vardı. MDO'larda da herhangi bir sorun yaşamayacağız. Bir yandan Fermin Lopez doğru transfer. Estanis 77'yi buldu. Beknaz rotasyonda 70 oldu. Yunus 80'e ulaştı. Martin transfer isteği göndermiş. Onu transfer listesinden çıkaramayacağız muhtemelen. Önümüzdeki sene satabiliriz. Omorodion 79. Performanslarda Omorodion, Lopez, Yunus ve Estanis. Eyüp Aydın da iyiydi. En değerli oyuncu ise Fermin Lopez. Şimdi gelelim bu senekar 1 milyon euro. En fazla Omorodion'un forması satıldı. Şöyle de gelir gider tablosu. Süper Lig'de gol kralı Galatasaray'dan çıktı. Bizden bu listede bu sene Omorodion 9. Asist krallığında Lopez 9. Gol yenmeyen maç sayısında İturbe 15. İturbe biraz oynasa farklı şeyler konuşabilirdik belki. En azından üst sıralara doğru yaklaşabilirdi. Hem Deniz tutmadı hem İturbe tutmadı. Değişik bir kaleci sirkülasyonu yaşayacağız. Kalede işler iyi gitmiyor. Yeni sezona başlıyoruz. 12 milyon euro bütçe var. Artık rotasyona biraz transfer yapabileceğiz. Bir de Martin'i satarız. Oradan da gelen gelirle birlikte iyi transferler olabilir. Yani bir tane defansif orta saha rotasyona getireceğiz. Geçen sene Kobe olmamıştı. Bu sene Casado gelecek. Şu anki maaşı da 50 bin euroymuş. Öyle bir oyuncu getireceğiz ki çok fazla maaşa sahip olacak. Barça, Atletico gibi takımlardan oyuncu getirmek maaş anlamında bayağı sıkıntı. Bir rotasyon transferi de Hamza Yiğitakman olacak. Geldiği gibi ofansif orta saha rotasyonuna katmak istiyorum. Şu %6 pay koydular. Tamam. Şimdi Hamza'nın pozisyonu 2 haftada değişiyor. Yeni sezon itibariyle yeni antrenör getirebilecek miyiz? Buranın artık 9 antrenörü çıkması gerekiyor. Evet. Yeni antrenör hücum hattına. Carlos Martin'i istiyorlar. Sheffield'da görüşeceğiz. Kendisi için geçen sene çok iyi şeyler söyleyemem. 15.6 milyon euro karşılığında gitti. Forma şansı bulamadı adam. Ve Carlos Martin satıldı. Hedef kaleci. Eyüp Spor'u Avrupa'ya götürebilecek bir kaleciye ihtiyacımız var. Ya da diyorum ki İturbe'yi bir sene daha denesek mi? Oo, Omorodion için inanılmaz bir teklif geldi Vallecano'dan. Engelledim. Fena. Çok fena. Abi biraz yaşı var. Ya bu takımın as kalecisi gelsin olsun. Iñaki Peña. Barça'yla görüşüyoruz. 10 milyon euro. 13.5 dediler. 11.5'e çıktık. Yine 13.5. Tamam da yani en azından 1 milyon euro indirim yapın. 13.2. Anlaştık. Yeni bir kaleci deniyoruz. Tutarsa. Kaleci rotasyonu da kalabalık olacak bu sene. Kim oynarsa. İş buraya döndü artık. Eyüp de transfer bitti. Hemen bir de Hamza'nın pozisyonunu değiştirdik. Oyuncu 71 oldu. Çok net söylüyorum, bu sene ilk 5. Hedef bu. Sene sonu geldi. Eyüp Süper Lig'de 4. 74 puanla. Nihayet Avrupa'ya gideceğiz önümüzdeki sene. Türkiye Kupası'na artık 3. turdan katılıyoruz. 1-0'lık İskenderun galibiyeti. Ama 4. turda Galatasaray'a elendik. Şampiyon onlar. UEFA'da Süper Kupa UEFA, Şampiyonlar Ligi Manchester United. Avrupa Ligi'ni bu sene Aston Villa kazandı. Konferans Ligi ise Mönchengladbach'ın. Sene sonu itibariyle overall'lar görüntüde. İturbe mi oynadı gerçekten bu sene? Peña'nın niye -1 keskinliği var? Adam 80'e yükselmiş, nasıl oynamadı ya? Artı 3 gelişip 14 maça çıkmak ne demek? Çok kötü. Çok kötü haber bu. Yani Peña oynasa belki de Eyüp kalecisini bulduydu. İturbe gitti oynadı bu sene. Seneye artık yıldız kaleci getireceğiz. Bunun başka çaresi yok. Şurayı bir yenileyeceğim. Alex artı 1 gelişti. Sol beke net olarak ihtiyacımız var. Stoper hattında gelişimler bayağı yavaşladı. Artı birler çok kötüydü. Takımı Eyüp'ü yeniden kurabiliriz önümüzdeki sene. Gelişen oyuncular zaten geliştiler. Bazı isimler değer olarak çok yüksek seviyedeler. Onlar satılabilirler. Mesela artı 5 Fermin Lopez çok önemliydi. Estanis'in artı 4'ü çok kıymetli. Yunus artı 2 ile 82'yi buldu. Omorodion ve Fermin Lopez acayip seviyelere geldiler. Bu adamlar gidebilir. Performans anlamında Yunus takımın en iyisiydi. Omorodion, Lopez, Estanis diye liste devam ediyor. Şimdi gelelim mali tabloya. 38 milyon euro kar. En fazla Estanis'in forması satıldı. Şöyle de gelir gider tablosu. Süper Lig'de gol kralı Yunus Akgün. Asist krallığında Lopez 3. Hatta birinciliği paylaşıyor. Gol yenmeyen maç sayısında ise İturbe 13. Yeter be kardeşim. Ne çektik senden ya? Ne gelişirsin, ne maçların hepsine çıkarsın. Ne oynayacak kaleci alırım, onu engellersin. Sen nasıl bir kalecisin abi? Sen nasıl bir kalecisin?
Eyüp'te yeni sene başlıyor. 17 milyon euro bütçe var. Önce oyuncuların kontratlarını yenileyeceğiz. Orada kritik bir iş var. Peña'da potansiyel motansiyel kalmadı abi. Peña gidecek. Tabii ki yeni antrenör getireceğiz. Hedefte defans hattı var. Çare Yana Oblak ya da Ter Stegen herhalde. Omar Adion'a çok düşük bir teklif Red. Iturbe'yi göndereceğiz ama daha değil. Daha değil. Önce iki tane yıldız oyuncumuzu satmamız lazım. Luton Town şaka gibi bir teklif yaptı. Iñaki Peña'ya teklif geldi. Seni de göndereceğim ama biraz zamana ihtiyacımız var çocuklar. Şimdi Braga'dan Fermin Lopez için teklif var. Bu adamların teklifi de yetmeyecek. Fermin Lopez, Omar Odion. İlk hedef noktamız bunlar. Genoa Omar Odion'u istiyor. Abi yetki ver. Parayı verebiliyorlarsa görüşürüz. Ama piyasa değerinin çok daha altında bir teklif yapıyorlar. Bu arada Fenerbahçe şu ana kadar elle tutulan en iyi teklifi verdiler. Paranız varsa 109.6. Bu adamlarla anlaşma yoluna doğru gidiyoruz. 100 milyon euro ikinci teklifim. Gerginlik bayağı arttı. 98.1 anlaşamadık. Fenerbahçe dünya yıldızı kazanacaktı. O parayı verselerdi. Benfica'dan önemli bir teklif var. O 98 milyon euroyu bir şekilde almam lazım benim. 99.6. Gerginlik çok da yükselmedi. 97.6, 96.1 Benfica ile anlaştık. Omar Odion Benfica'la. Bu arada Fermin'e çok iyi teklif geldi ama takaslı oyuncu var. Hemen stopere bir Eric Garcia çekelim Barça'dan. 25 milyon euro dedim. %5 payı var. Onu kaldıralım. Ne olur ne olmaz. 27.1. Zamanı geldi. Kaleye Marc-André Ter Stegen. Çok yaşlandı. O yüzden piyasa değeri düşük. 11 milyon euro karşılığında aldık. Forvet'e net fırsat transferi. 12 ay kontratı kalmış. Galatasaray'dan Orban'ı istiyorum. 51.7 dediler. Teklifi 44 milyon euroya kadar çıkardım. 45.3. Bitti. Şimdi Peña da gidebilir. Galatasaray Iñaki Peña'yı istiyor. Görüşeceğiz. Biz adamlardan transfer yapıyoruz sonuçta. Onlar da bizden yapabilir. 24.4 milyon euro. Iturbe'ye de Sporting'den 7.7 milyon euro teklif geldi. Fermin Lopez için anlaşamadık. Lopez için yeni teklifleri bekliyorum. Iturbe gitti. Peña da Galatasaray'da. Fermin için Celtic'den güzel teklif geldi. Ama mesele şu. Bizim teklife geri dönüş yapabilecekler mi? %3 pay kesinlikle de kabul edilemez. 130.8 ile devam ediyorum. 124.8 anlaştık. Fermin Lopez Celtic'te. Evet, kendisi orta saha ama ben onu transfer edip ofansif orta sahaya çekeceğim. Gustavo Sá Galatasaray'la görüşüyoruz. İlias Kostis'i takasta istiyorlar. Kostis gönderilebilir. Ama üstüne 4.9 dedim. 6.4 milyon euro. 6 numara için yeni bir transfer yapacağım. Ardon Yaşari Barça'dan 26 milyon euro dedim. Anlaşamadık. Peki ya şöyle yapsak. Silvano Vos'u alsam. Bu adam da önemli bir isim. Riyad'ı versem 9 milyon euro da üstüne para. 21 milyon euro %10 pay dediler. Payı kaldırdık. 21 milyon euro. Şimdi Gustavo Sá'ya geldiğimizde 12 haftada ofansif orta saha olabiliyor. Tabii yatırımı nereye yapacağız? Çok paramız var. Sol bek. Ya Van der Son sağ bek olsa da onu bir şekilde sol beke çekeceğim. 49.3. Abi adamlar teklifi düşürmüyor. 59.3'te bayağı direttiler. 55.3 son teklifim. 59.3'e anlaşmak durumunda kaldık. Van der Son'un mevkisini değiştireceğim. Bu adam farklı mevkilere de çok kolay bir şekilde çekilebiliyor. Sol bek olacak. Çadiri ya da teklif geldi. Yetki verdik. Takastaki oyuncuyu kaldırsınlar. Bir de kadro bu sene çok farklı bir seviyeye geldi. O yüzden gegenpress yapacağız. Antrenörler biraz acemi kalsa dahi onları yavaş yavaş değiştiririm ben. Riyad'a 15.4 Sporting'den. Faye gidecek. 2.350 teklif geldi. Sol bekte rotasyonda bundan sonra Kazımcan Karataş oynayacak. 6 milyon euro teklif ettim. %5 pay koysalar da önemli değil çünkü bu adamı satmayacağız. Riyad satıldı. Faye için bir teklif daha var. Beknaz'ı Galatasaray kiralamak istiyor. Şimdi önemli bir soru var. Ya stopere transfer yapacağım ya yeni bir Meydevo getireceğiz. Vos'u stopere çekeceğiz. Ama çok daha iyi bir stoper getirsek ya. Faye Estoril'de. Van der Son'un pozisyonu değişti. Yunus Akgün'ü Fenerbahçe istiyor. İyi de teklif yaptılar ama. Özellikle Türk rotasyonunda. Hatta Yunus Akgün şu ana kadar ki en iyi gelişimlerinden birini sağladı bence kullandığım takımlarda. Alex Faye'yi Galatasaray'a göndereceğiz. Galatasaray'la inanılmaz bir oyuncu sirkülasyonu oldu bu sene. 10.7 milyon euro. Alex satıldı. Kontratı 12 ay kalmış. Barça'dan. Çok önemli bir stoper getireceğiz. %10 payını hemen kaldırdım. 46.4 milyon euro. Bir anda çok sağlam bir kadro oluştu Eyüp Spor'da. Bu aslında
Avrupa kadrosu. Şöyle bu sene transfer bitti, gelenler ve gidenleri sizlere göstereyim. Ciddi bir satış, ciddi bir transfer. Hedefler yüksek. Ligde şampiyonluk istiyoruz. Konferans Ligi G grubu: Gil Vicente, Hars, Asturya Klagenfurt, hedef 6'da 6. Bir yandan pozisyon değişikliğimiz var. Gustavo Sağ 79. G grubu: Eyüp 14 puanla lider. Ön elemeyi atladık. Son 16 Nottingham Forest'la oynayacağız. Kolay da bir kura çekmedik bence. Şimdi geldik maç 1. Rakibin kadro görüntüde. Bizde özellikle Gustavo Sağ herhalde oynamıyor. Hamza Akman orada formayı almış olabilir. 2-1'lik galibiyet. Oyuncunun hem sağ üstte transfer isteğini gördüm, hem de keskinliği çok yüksek değil. Bu arada penaltılarla zoraki turladık. Çeyrek finaldeyiz. Normal süre 3-2 bitmiş. Çeyrek final rakip Young Boys. Önce deplasmandayız. İsviçre'deyiz. 4-0'lık galibiyet. Van der Son, Yunus, Beknaz. Bu iş bitti. Geldik rövanşa. Eyüp mü yoksa Young Boys mu? Tabii ki de Eyüp Spor oldu. Toplamda 7-2 ile. Geldik yarı finale. Ajax, Eyüp. Finale çok yaklaştık. Buradan sonrası final olmalı bence. Kadroda final için çok uygun seviyede ama ilk maç 1-1. Evet, rövanş. İstanbul'da bu iş bitecek mi? Evet, bitti. Finaldeyiz. Van der Son ve Orban. Sene sonu şampiyonluğu sadece 2 puanla kaybettik. İkinci 83 puanla. Türkiye Kupası'nda 3. turda başlayıp penaltılarla Beşiktaş'a elendik. Şampiyon Trabzon. UEFA'da Süper Kupa Manu. Şampiyonlar Ligi'nde final görüntüde. Avrupa Ligi'ni Manchester United aldı. Konferans Ligi'nde ise rakip Osasuna. Sene sonu itibariyle Eyüp'te takım kadrosu ve gelişimlere gelin birlikte bakalım. Ter Stegen'in eksi bir düşüşü vardı bu sene. Bütün maçlara o çıktı. Nihayet bir kaleci bütün maçlara çıkabildi. Van der Son'un artı biri var. Stoper hattında artı birler vardı sadece. Yine sağ bekte Arao artı iki demiş. Çok iyi gelişmese de idare etti. MDO'lar iyiydi. Eyüp Aydın 86'ya yükseldi. Gustavo sağ beklenen maç sayılarına ulaşamadı. Hamza ondan daha fazla oynamış orada. Yeni bir ofansif orta saha ilerleyen dönemde konuşulabilir. Performanslarda Orban, Yunus, Estanis, Van der Son takımın en iyileri. Değer olarak da Eyüp Aydın ilk sırada. Sene sonu 204 milyon euro kar. En fazla Orban'ın forması satıldı. Şöyle de gelir gider tablosu. O karı biz nereden elde ettik? Önemli bir soru bu. Çünkü burada ben göremiyorum. Mağaza satışları 165 milyon euroymuş. İnanılmaz. Şimdi krallıklara geldik. Konferans Ligi'nde iddiamız var mı? Van der Son'un 6 tane gole ihtiyacı var. Asist krallığında 4-5 bizden. Gol yemeyen maç sayısında Ter Stegen 1. Süper Lig'e geldiğimizde ise gol krallığında 7-8 bizden. Asist krallığında 2-3 bizden. Gol yemeyen maç sayısında Ter Stegen 4. Osasuna'nın kadrosu: Bayno Gittens, Almada, Kuol, El Hilali iyi bir kadroyla geldiler. Formalar bu şekilde olacak. Maç süresi 3 dakika. Hadi final başlasın. Gittens. Eyüp Aydın karşıladı. Şimdi Martinez. Almada. Almada vurdu. Out. Gustavo Sağ. Arao. Sağ. Çok iyi pas. Orban. Offside dedi hakem. Van der Son'la geliyor Eyüp. Van der Son. Çizgiye indi. Ortayı yaptı Scalvini. Gol. Vos. Müdahale. Dia şimdi indirdi. Javi Martinez. Javi Martinez'den çok iyi top. Dia. Vuruş. Eric Garcia. Eyüp Aydın. Orban. Yunus. Arkadaşlarına Yunus Akgün. Şimdi kaleyi düşündü Yunus Akgün. Müthiş bir gol. 1-0 öndeyiz. Şimdi Thiago Almada el var. Derken orta geldi Tapsoba. Gustavo Sağ. Yunus çok iyi döndü. Yunus Akgün getiriyor. Yunus Akgün vurdu korner. Yunus Akgün'e iyi top. Olmadı. Ve maç bitti. Osasuna 0, Eyüp 1. Kaptan geldi. Konferans Ligi'nde şampiyon Eyüp Spor. Yeni sezon başlıyor. 50 milyon euro bütçe var. Süper bütçe. Tabii oyuncuların önemli bir kısmının kontratları bitiyor. Yeni kontratlar imzalayacağız. Bir yandan da yeni bir antrenör gelecek orta sahaya. Forvet rotasyonuna serbest kalma bedelini kullanarak Halil Dervişoğlu'nu getiriyoruz. O rotasyon için çok muazzam paralar harcamak istemiyorum. Gustavo Sağ için teklif geldi. Oyuncuyu göndereceğiz. Bir teklif de Sunderland'dan. Onlarla da görüşmeye devam ediyoruz. Sağ için Sunderland'de 48.1 milyon euroya anlaştık. Ve oyuncu satıldı. Ofansif orta saha için yeni hedefim
Zaniolo, Barça'dan getireceğiz. 56 milyon euro dediler. 47 milyon euro ile devam. Anlaştık. Transferi kapattık. Yeni sezon takım kadrosu, yedekleri. Hedef Şampiyonlar Ligi'nde ismimizden söz ettirmek olacak bu sene. Bir yandan Zaniolo'nun mevkisini değiştirip 2 haftada ofansif orta saha yapacağız. Eleme turunda rakip belli oldu. Sturm Graz. Öncelik kendi evimizdeki maç. Kazanacağız. Sonuç 1-1. Şu kadar iyi bir takımın Şampiyonlar Ligi'ne gitmesi lazım. Geldik rövanşa. Avusturya'da sonuç 2-1'lik galibiyet. Playoff'tayız. Şampiyonlar Ligi provası şimdi başlıyor. Benfica. Kolay bir kura çekmedik. Evet, Benfica'nın 11'i. Eyüp kendi evinde kazanmalı. 1-1. İş deplasmana kaldı. Portekiz'deyiz. Sonuç 3-2 uzatmalarda. Yunus Akgün turu getirdi. Şampiyonlar Ligi'ne gidiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde E grubu. Atletico, Salzburg, Slavia Prag. Hedef ilk 2. E grubu 9 puanla ikincilik geldi. Son 16'da Bayern'le oynuyoruz. Yalnız Atletico da Paris Saint-Germain'le eşleşmiş. Maç öncesinde Zaniolo'nun pozisyonunu değiştirdim. Ofansif orta saha oldu. Artı bir gelişte. Önce kendi evimizdeki maçla başlıyoruz. Kalelerinde Costa var. FC 24'te gördüğüm en iyi simülasyon kalecilerinden biri var ama 2-0 Yunus Akgün ve Orban. Geldik Almanya'ya. Rövanş günündeyiz. Adım adım çeyrek finale. 2-1 kaybetsek de gidiyoruz. Yunus Akgün tek golümüzü attı. Çeyrek final Tottenham'la eşleştik. Tottenham'da forvette Openda, orta sahada Elif Elmas, Kamavinga, Hakimi'si, Martinez'i, Meret'i. İyi oyuncular almışlar belli ki. 3-2'de kaybettik deplasmanda. Geldik rövanşa. Eyüp Tottenham. Kazanmak istiyoruz. 3-1 uzatmalarda Halil Dervişoğlu. Normal sürede de çıkıp gol atmış. Yarı finaldeyiz. Yarı final Eyüp Inter. Zor kurallarla buraya geldik. Farklı bir sistemle oynuyorlar, evet. Kendi evimizde 3-1'lik galibiyet aldık ama 3 şut 3 gol. Rövanş zamanı. İtalya'da finali almak istiyoruz. Finale gitmek istiyoruz. 2-2. Sezon sonu Süper Lig'de 5 puan farkla şampiyonluğu kaçırdık. 2 sezonda da şampiyonluk gelebilirdi bence ama olmadı. Türkiye Kupası 4-1'lik galibiyet sonrasında Rize'yi yendik. Çeyrek finalde Başakşehir'e elendik. Türkiye'de bu sistem işlemedi belli ki. UEFA'da Süper Kupa Manu, Şampiyonlar Ligi'nde rakip Real Madrid, Avrupa Ligi'ni Napoli aldı. Konferans Ligi ise Roma'nın. 2 sene sen Avrupa'da finale çık, ligde hiçbir şey yapama. Gelişimleri hızlıca göstereceğim. Bu sene artı 2 Van der Son'umuz var. Artı 2 Arao vardı. Artı 3 Wolves. Artı 5 Eyüp Aydın. Muazzam gelişti yine. Performanslarda ise Yunus Akgün takımın en iyisi. Estanis, Orban, Halil diye devam ediyor liste. Hamza Akman da Zaniolo'dan formayı aldı. Bunu da söylemek lazım. Kar 171 milyon euro. En fazla Yunus'un forması satıldı. Şöyle de gelir gider tablosu. Şampiyonlar Ligi'nde Estanis gol krallığında zirveyi paylaşıyor. Asist krallığında bizden Estanis 15. Gol yenmeyen maç sayısında ise Ter Stegen 12. Süper Lig'e geldiğimizde Yunus Akgün gol kralı. Asist kralı Yunus Akgün ve Eyüp Aydın. Gol yenmeyen maç sayısında Ter Stegen 1. Buna rağmen şampiyonluk gelmedi. Evet, Real Madrid görüntüde. An itibariyle final başlıyor. Estanis bu arada aldı. Estanis, Orban. Zaniolo. Zaniolo çekti. Orban alabilecek mi? Hayır. Yunus Akgün şimdi verdi. Estanis'e. Estanis çizgide. Estanis korner. Eyüp Aydın orta. Kafa. Korner. Eyüp Aydın yine tap sobaya. Karşıladılar. Yunus Akgün vurdu direkt. Dönen top. Torres. Top soba. Van der Son ara topu. Estanis karşı karşıya Courtois. Estanis orta Courtois. Van der Son şimdi Estanis'le oynadı. Estanis orta. Orban aldı vurdu korner. Eyüp Aydın. Top soba. Kaptan attı. 1-0 öndeyiz. Silvano Vos. Tapsoba topun dibine ama kaleci Courtois. Zaniolo bastı aldı topu. Estanis'te geliyoruz. Estanis orta. Hoca el penaltı. Yunus Akgün topun başında. Yunus Akgün. Yunus Akgün. 2-0. Vlahovic geçti. Vlahovic son anda Van der Son. Arnold Van der Son'u geçti. Bu arada çok kötü bir müdahale geldi oradan. Torres ve Vlahovic. Kaleciden de hata. Yunus. Orta. Orban'a. Orban. Zaniolo. Olmadı. Şimdi indirdik. Silvano Vos. Müthiş pas.
Arao getirdi. Orban çekti. Yunus Akgün Orban'a takıldı orada. İnanılmaz bir kontra şansı. Şimdi Van der Sol faali yapmak zorunda kaldı. Gavi. Orta geldi. Vlahovic. 2-2. Orban'a iyi top. Orban çekti. Zaniolo. Etkili geldik. Zaniolo iyi pas. Yunus Akgün. Bitti bu iş. Yunus Akgün. 3-2. Müthiş bir gol. Maç bitti, kazandık. 3-2. Evet, kaptan geldi. Tapsoba kupayı aldı. Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon Eyüpspor. Biz de videonun sonuna geldik. Like atmayı, kanala abone değilseniz abone olarak destek olmayı unutmayın. Hoşçakalın.